Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Sena Hanım için. Hoş geldiniz Sena. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Eksik olmayın. Siz de geldiniz. Daha iyi olduk. Güzel performanslar izledik. Görkem Bey'in morali bozuldu. Oysa ki ne güzel başlamıştı. Güzel de götürecek gibiydi. Aynen. Ya. İşte moral bozukluğu bazen etkiliyor. Puanları da etkiliyor. Ya buranın atmosferi de biraz insanı heyecanlandırdığı için. Siz daha rahat gözüküyorsunuz ama. İlk girdiğimde heyecanlıydım. İzledikçe yatışta heyecan. Hiç merak etmeyin. Yarışmaya başlayınca daha da rahatlık. İnşallah. Siz İzmirli miydiniz efendim? Ben Denizliyim, Ege'liyim. İstanbul'da yaşıyorum. İşim gereği. Devam ediyorum anlatmaya. Devam edin. İzninizle. Devam edin. Heyecanla bekliyorum. Evet, evliyim. Özel bir firmada uçuş görevlisi olarak çalışıyorum. Ki bu aralar ara verdim. Buradan izleyicilerimiz de duyacaklar. Buradan Sena Hanım'ın tüm dostlarına, akrabalarına, aynen, bu güzel haberi daha önce almamış olanlara duyuruyoruz. Aynen. 2 aylık hamileyim şu anda. İnşallah sağlıkla gelir ve onun şansına güzel yerlere gelirim. Hadi bugün. Bakalım. İnşallah ona da buradan İnşallah. Güzel bir hatıra bırakırız. Aynen. Büyüdüğü Kesinlikle. Zaman izletirsiniz. Evet. 2 kişi yarışmıştık, bak ne puanlar almıştık dersiniz. İnşallah. Hadi bakalım. Dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Hayırlısıyla başlıyorum. Başlıyorum. İlk soru gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Et suyunun soğuduktan sonra gevşek ve esnek bir kıvam almış durumu. Başka şeylerin de adı. Durduk. Jöle. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi eski bir kelime soracağım size. Hali hazırda kullanılır. Bu haliyle değil ama kök haliyle değil. Bir görelim. Kendine çekme, etkileyerek kendine bağlama anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Kendine çekmek. Kendine çekmek. Yani belli bir cazibesi var. Uzağa gitmeyelim cazibeden. Etki değil, etkileyerek diyor zaten. Cazibeden uzağa gitmeyelim. Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Ne etmek? Beni kendine çekiyor. Beni kendine çekiyor. Beni etkileyerek kendine bağlıyor. Beni ne ediyor? Harf alayım. Harf istedik. Cahip. Beni ne ediyor? Tutuldum şu anda. Fark ettim onu. Çünkü cazibeden uzaklaşmayalım dedim. Cazibe. Evet, aynı kökten gelen bir kelime. Bir de ne etmek? Kendine çekmek. Harf alayım. İkinci harf alamayız. Durdurduk tamam, çoktan. Tamam. Şöyle düşünün. Sena Hanım, ne etmek? Kendine çekmek. Bu daha kesin cazip. Kesin biliyorum ama şu an... Ya bu haliyle çok kullanılmıyor. Yani. O yüzden kafanız karıştı evet, sizin. Gitti. Cezbetmek. Cezbetmek. 2 tane harf almak. Uzaklaşmayı da dediniz aslında bir şey olmaz. Ama. Artık düşünmeyin Neyse. Onları. Düşünmeyin artık onları. 2 tane harf Neyse. Alma hakkınız kaldı. Deyin ki ben size 12 tane soru sordum ve 2 tane harf alma hakkı verdim. Tamam mı? Böyle bir yarışma oldu sizinki diyelim. O şekilde de devam edelim. Buyurun 5 harfli cevaplara. Bakın çok kolay soru. Tabiatın düzeniyle ortaya çıkan, insan eliyle yapılmayan. Doğal. Nedir? Doğal. Ne yapalım? Ne yapalım Sena Hanım? Sena Hanım öyle duralım mı? Doğal. Bence de bunu yapalım. Pardon. Aman ha, aman ha. Buyurun 5 harfler bitsin. Heyecanlandım. Kırsalda birkaç evden oluşan en küçük yerleşim birimi. Kırsalda birkaç evden oluşan en küçük yerleşim birimi. Yani köyden de küçük, bucaktan da küçük. Köyden küçük. Birkaç evden oluşuyor. Alalım mı bir harf? Harf alayım. Durdurduk da. Harfle beraber risk de aldık. M evet. harfiyle başlıyor bu kelime. Tek kelime. Kırsalda birkaç evden oluşan en küçük yerleşim birimi. Köy Mezra. Var. Neydi? Mezra. Biliyorsunuz. Zaten. Biliyorsunuz. Beni de korkutuyorsunuz. Buyurun 6 harfli cevapları. Halen 1 harf alabiliriz. Buyurun. Utanılacak duruma düşmüş olan, utanmaz, rezil. Bu anlamlarda bir kelime arıyorum sizden.
Utanılacak duruma düşmüş olan utanmaz rezil. Rezil olduk. Nokta nokta olduk sosyeteye. Rezil, rüsva olduk. Bir tane daha vardı. Ne olduk? Harf alayım. Aldık son harfimizi. Hadi güzel yorumlar. Fena değil. Fena değil. Ne olduk? Kepaze. Kepaze olduk. Altı harfli. Artık harf almak yok. Buyurun. Şöyle sorulmuş. Hiç alamayacaksınız. Hiç. Hiç almayacaksınız. Bir şeyin incelenen, denenen örneği. Örnek de diyebilirdik aslına bakarsanız. Farsça kökenli bir sözcük istiyorum. Buyurun. Bu örnek. Bu numune. Nedir? Numune. Numunedir. Yedi harfi tek kelime. Kesinlikle harf almaya değmez. Buyurun. Tamam. Yarar ve uğur sağlayan, yararı olan. İnşallah mesela sizin evladınızda yarar ve uğur sağlayacak size. Nokta nokta bir evlat olacak. Hayırlı. Hayırlı bir evlat Hayırlı. Olacak. Yedi üstüler. Bakınız. Evet, cezbe takıldık. Evet, çok takıldım orada. Tamam. Cezbe takılmış olabiliriz ama 7 tane soruya cevap verdiniz şu ana kadar. 2 tanecik harf aldınız Sena Hanım. Bu bir başarıdır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biraz daha risk alarak harf almadan 7 soruya daha cevap vereceksiniz. Hı hı. Ki olmayacak şey de değil, olamayacak şey de değil bu. O yüzden vazgeçmeyelim. Olur mu? Tamam. Elimizde 1,5 dakikamız var. Birazcık hızlansak o süreyi de gayet ekonomik bir şekilde kullanabiliriz. Azıcık risk, biraz cesaret, halledeceksiniz bu işi. Buyurun bakalım. Besteci veya orkestra şefi anlamlarında İtalyanca kökenli bir sözcük. Nokta nokta, müzik. Hani öyle havalı bir şekilde içeriye girip. Nokta nokta, müzik. Haydi. Ankara'nın bağlı olmaz. Senfoni. Alakasız. Orkestra şefi anlamlarındaki İtalyanca. Evet, İtalyanca kökenli. Yani bu işin efendisi, efendi. Müziğin, orkestranın efendisi. Ustası. Hayır, oradan geliyor. Muyum? Alırsanız işte kaçırıyoruz treni. Ama alabilirsiniz. Süreyi durdurayım. Durduralım. Durduralım, bu riski alalım. Efendi, yabancı kökenli düşünün. İtalyanca kökenli ya kelime. Evet. Efendisi. Lordu. Hiç aklıma gelmiyor. Ben bir harf alayım. Durdurduk artık, harf alamayız. Tamam. Nokta nokta. Nokta nokta, müzik. Tı 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 tı. Çok güzel, evet. Mavi istil diye bağladım bir anda. Sağ olun. Yok, gelmiyor. Gelmiyor. Kesin biliyorum. Çok da duydum ama gitti. Neymiş yani. Efendim? Maestro. Ah. Evet. Çok da kolay değildi. Maestro. Onu da kabul etmek lazım. Çok da kolay değildi efendim. Artık harf alırız. 46 saniyemiz var. Yetsin. Kaç sorumuz 6 kaldı? 6 soruya cevap vereceğiz çünkü. İnşallah. Çok. Hadi. Hızlı hızlı. Halk ağzında çabuk ol, acele et anlamlarında kullanılır. Buyurma ve dilek bildirir. Alel acele. Buyurma ve dilek bildirir dedi. Birisine söylüyorsunuz. Çabuk ol, acele et. Tek kelime. Elini çabuk tut der. Tek kelime. Alalım mı harf? Alalım. Bak, burada olur. Alabiliriz artık. Dört harflisi var. Onu biraz pekiştirmiş, sonuna ekler kondurmuş. Uçup gitmesin de harf alın bence. Harf alayım. Buyurun bir harf daha. Çabuk ol. Acele. Hadi sene. Hadi sene. Altı üstü. İşte bu seferki iki kelime ama birleşik yazılıyor. Yani tek birleşik kelime. Buyurun. İletki. Diğer adı neydi? Durdurayım. Ortaokuldayken geometri derslerinde kullandığımız, aynı zamanda teneffüste tabanca yaptığımız o aletin ismi neydi? İletki. İletkiyle ne yapardık? Evet, ölç. Ölçerdik. Neyi ölçerdik? Üçgenin mesela nelerini ölçerdik? Açı. Hadi bunun ismi ne olsun? Açı ölçü.
Ne? Açı ölçer. Kendinize güvenerek. Açı ölçer. İşte 1800 puan. Acaba bunu biliyor musunuz? Bilinir ya, tam olarak kulağınıza gelmiş midir merak ediyorum. Güneydoğu yönü içinde kullanılır bu rüzgarın adı. Galiba Karayel'in tam tersi mi? Yoksa Poyraz'ın tam tersi. Harf alayım. Harf mi? Genellikle böyle durdurduktan sonra harf vermiyoruz, evet, ama doğru. Verelim size bir harf. Şöyle hikaye ediliyor. İstanbul'a göre Uludağ tarafından esen rüzgarmış bu. O yüzden de Kuzey. Uludağ'ına da daha öncelerde Papaz Dağı, Papaz değildi, neydi o? Rahip Dağı, yok Rahip de değildi, neydi o? Bir şey dağı diyorlarmış. Gelmiyor, vallahi. Keşiş Dağı diyorlarmış, o yüzden de keşişlemeymiş o rüzgarın ismi. İzleme gibi değil, yoksa hepsini bildiğimiz kelimeler, yani izlediğimiz gibi değil. Canım sağ olsun. Evet. Keyif almaya bakıyoruz, evet, biz efendim. Buyurun. Bir işi yapmak için seçilebilecek en uygun an. İki kelime. Şimdi bu işin tam zamanı. Tam zamanı. İki kelimeden oluşur, 10 harflidir. Bu bittikten sonra bir soru kalacak. Hadi bakalım. İtalyanca kökenli gala sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı. Harf mi istediniz yoksa siz? İstedim bir tane. İstediler bir tane. İstedim ve bas. Güzel de yerden geldi o G harfi. Tam ayrım noktasında. Aslında tam İsmail Bey'lik soru. Çünkü o yapmıştır galalar, premierler. İtalyanca kökenli gala sözcüğü. Yani böyle vizyondan önce, milletin böyle bilet alıp da girdiği kısımdan önce yapılan vizyon. Evet. Vizyon. Vizyondan önceki vizyon. Şöyle bir önceden bir ön gösterim. Ön gösterim. En azından soruların hepsini gördük. Değil mi? Buyurun bakalım. İlgi çekme, ilgi çekici bir durum yaratma anlamlarında kullanılan melez bir tabir. Harf istediler bence. Harf alayım. Buyurun. Melez bir tabir dediği kelimelerden bir tanesi batı kökenli, fiil bizde. İlgi çekici bir durum yaratma. Aslında başarı demek. İki kelime mi? İki kelime, iki kelime. Dedim ya, melez tabir dememin sebebi o. İlk kelime S harfiyle başlayan kelime batı kökenli. Başarma, başarılı bir durum yaratma. Yok. Başarı neydi İngilizce? Success. Ha! Success. Successful. Yok. İlgi çekme. Büyük sükse yap. Sükse yapma. Çok kötüydü. Yani kendim de hani böyle bir performans beklemiyordum buraya geldiğimde. Gelin de şöyle bir plan yapalım. Evet. Çocuğunuzu kucağınıza aldıktan sonra biraz da böyle ele avuca gelir, torom anlaşır, bize bir fotoğrafını gönderirsiniz. Dersiniz, tamam, ki ben zamanında gelmiştim, tam istediğim gibi olmamıştı. Bakın bu arkadaş artık beni bırakıyor, ben bir daha geleceğim dersiniz. Tamam, o zaman gerçek performansınıza imza atarsınız. Olur mu? Olur. Kesinlikle olur. Sena Hanım'a kocaman alkışlar. Teşekkür ederim.